arkadaşlar, bugün günlerden kışkırtma. Uzun zamandır beklenilen bir kışkırtmaydı bu arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki bir önceki videoda Taner öyle çileden çıkarmıştı ki, öyle kışkırtmalar yapmıştı ki ta sokakta başlamıştı beni kızdırmaya. Ben de bugün aynı şeyi yapacağım. Dışarıda başlıyorum arkadaşlar kışkırtmalarıma. Ve epeydir de benden hamile şakası bekliyordunuz. Onu da bu videonun içerisine dahil edeceğim. Artık ne kadar inanır, ne kadar inandırıcı olur bilmiyorum. Onu da hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. O zaman kışkırtmamız hemen başlasın. Şimdiden videomuza like atmayı unutmayın. Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Yeşil elini sürme. Elini niye sürüyorsun? Sen markette de ne yapıyorsun? Yapılır, ne yapalım? Bir şey olma. Ay ya, çok yakıştı ama. Ay montuna akıyor, dur. Dur. Utandın mı? Devam etsene. Utandı, gidemiyor. Yok, utandın mı? Kumbu yamağı alalım mı kızım? Evet. Ne yapıyorsun be? Ama çok ben sana iyi demedim mi? Ağır kışkırtmalar yapacağım sana yürü, diye. Yürü, kapat. Dedim mi, demedim mi? Nasıl ödeyecek çok merak ettim. İğrenç koktu, yemin ediyorum. Gel, alıyor musun şunu? Alıyorum. Taner, arkanda müşteri dolu. Bakmak ister misin? Yarısı yeşil, yarısı sen beyaz oldu. Sen şuradan gider misin? Kapat şunu. Asansöre yetişelim. Yakalandın mı? Gerçekten yakalandı ama arkadaşlar. Cikse kalmıyor musun? Şuraya bak, kafa yarılmış. Ama ne? Kafa yarılmış gibi gerçekten de. Arkadaşlar elimde ne var bakın, el boyu yan sabun var. Şimdi saçlarını yeşile boyadık ya arkadaşlar. Bak bu boyaları çok çabuk çıkartıyor. Hiç gerek yok başka şampuana falan, yüzüne gözüne dökülmesin diye. Bununla yıkamasını sağlayacağım. Boya üstüne boya olacak. Eli yüzü her yeri boya olacak. Çıkıyor mu, ne yaptın? Vallahi markette bir şey demedim ama böyle şaka mı yapılır markette? Yapıldı hiç işte, ne oldu? Şuraya bak. Dur, ben şöyle çok güzel bir sabun almıştım. Al şunu. Şununla kafanı direkt yıka. Şimdi kafanı ıslat. O çok güzel çıkartıyor. Acayip leke çıkarıcı bir sabun o. Nereden leke buldun? Almışım. Markette ne bileyim leke çıkaran sabun yazıyordu. Eldeki böyle tinerle çıkacak lekeler falan var ya, onları çıkartıyormuş. Hadi inşallah bakalım. Çıkmıyor da bu ne böyle ya? Elini sabunla bir de. Yıka yıka. Şuraya bak. Yıka bakayım ne oldu? Allah seni, bu ne? Ne? Sabun. Bu daha çok boyadı. Yok canım, leke çıkartıyor. Ne lekesi be, bu ne? Baksana şurasındaki şey işe yarıyor herhalde. Ha? Boyadı, hepten boyadı elimi. Kafana dök, kafana dök. Sen ne yapacaksın? Ne kafası be? Çıkmıyor mu elinden? Bakayım be. Şuraya bak, ipce kıpkırmızı oldu ya. İyice kıpkırmızı yaptın. Yeter artık ama ha. Ya bir şey olmaz ya. Kafaya göze bak, ne yaptın rezil gibi, çıkmıyor da. Bir şey olmaz, devam et hadi. Kafanı ya da kırmızı yapmasın. Saçmalama. Al al. Ya ne yapıyorsun? Al 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 al. Bir şey yok, bir şey yok. Yok bir şey yok. Ha. Yok bir şey yok. Yok, devam et hadi canım, devam çekil et. Çekil şuradan. Tamam. Kendi elinde boyandı. Oh, iyi oldu. Bakayım be. Allah Allah. Şuraya bak. Çıkmıyor mu? Vallahi çıkmıyor. Devam et, devam et. O ne? Yıkanmışken diye şey yapmıştım. Çık şuradan be. Belki de yarım kaldığı içindir. Dur bakayım bir. Ya yeter. Her taraf boya olacak. Çık şuradan. Ben bunun intikamını çok acı alacağım demedim mi? En ağır kışkırtmalar seni bekliyor Taner'ciğim demedim mi? Vallahi mi oynayacağım ben de senin kafana? Hayır hayır. Ben bunu bitireyim de. Bir daha yaparsak. Gel. Hadi hadi. Eski saçların beyaz mıydı senin? Ya çekil şuradan. Dur, eski saçına boyayalım o zaman. Ya gider misin? Çek şuradan, ben bir duşa gireyim. Çek. Böyle olmayacak. Çek şuradan. Nereye? Gene ne oynuyorsun sen bakayım? Allah Allah. Bu ne ha? Bugün seni kafadan... Daha yeri banyo yapmadım. Yeter artık ha. Tamam. Bir daha yapmayacağım. Söz. Ver. Söz mü? Söz. Tamam. Allah, söz mü? Söz. Ver. Yeter artık ya. Kafamdan aşağı yemediğimiz kalmadı.
güzel gidiyor şu ana kadar. Bunun acısını alacak, görecek artık. Ya tamam. Kafasının derileri yüzülecek yıkanmaktan. Arkadaşlar sırada elimde lazer var. Ama nasıl bir lazer? Altına bastığınız zaman tamam lazer. Ama üstüne bastığınız zaman elektrik çarpan bir lazer. Şimdi lazeri Taner'e götüreceğim ve denemesini söyleyeceğim. Elektrik çarptıracağım şimdi Taner'i. Önce bir Taner'i bulalım. Taner, Dorine var ya, inanılmaz güzel bir lazer aldım. Şuna baksana. Buna çıldıracağım. Bir bassana yalnız ya. Bunun dokunuşu niye böyle düğme gibi değil de bir enteresan? Pamuğa dokunur gibi. Üstüne bir dokunsana şurasına. Niye iki tane düğme? Üstüne dokun. Üstüne bas, üstüne. Ne oldu? O ne ya öyle? Elektrik çarpıyor değil mi? Bayağı hoplatıyor ama var ya. Bayağı elektrik çarpıyor. Hadi bir de parmağını dokunarak dokun. Şuraya dokun, sonra bas. He, başka bir şey mi var? O zaman gücü tabii ona ya? Katlanıyor. Gerçekten buraya dokununca var ya şuradan şöyle gidiyor hem de. Aynen, ona katlanıyor. Yaklaşık 2 kilometre bunu... uzunluğunda, evet, ölçümlerin de yapılması lazım. Kazı falan. Düşüyordum az daha da o yüzden öyle bir anda panik oldum ya. 9.45'te de en geç saat. Sadece kaçmış. Cam açayım ya. Başladın yine ha. Manhol, oda, mekanik ve elektrik işi. Özel yapı, mevcut tesis. Evet, toplamda faturaların altyapında ve geçici olarak DDP'ye boru olacak. Ölçüm aletleri. Tamam. Evet, özel konstrüksiyon işlemleri. Çok mu kızdın ya? Bazen çok saçmalıyorsun. Tuhaf ya. Ne yapıyorsun kulağımın içinde? Bir şey yok. Parmağım. Bir şöyle dokunduk. Ne var kulağımda? Kulağım. Ya. Parmak. Kumanda oralarda mı ya? Ya yeter artık. Kalk şuradan. Kalk. Kumanda oralarda mı? Kumanda orada mı? Ne bileyim ben nerede kumanda? Bulamıyorum. Tamam yat ya. Bir televizyon keyfim bile yok ya. Allah Allah. Bir sus dedikçe konuşuyorsun. Sus dedikçe. Konuşuyorsun, olmuyor ama. Aa, esas beni. Bir de bağırıyor ya, şuna bak. Ay Taner, lamba mı sallanıyor? Yeter artık ha. Arkadaşlar, elimde örümcek var. Allah'tan ki ipi var. Ben buna yoksa hayatta dokunamazdım. Uyutmadım be. Ya tamam be. Bugün kışkırtma günü canım. Kışkırtma da ne saçma sapan. Merhaba de bak tablonun oraya bak. He? Senin var ya. Tamam. Yeter saçım ya. Başımı hemen karıştırıyorsun. Uyutmadı ya. Saçma sapan. Şu saçıma bıçak dokunmayacaksın. Dokunmayacaksın saçıma. Sen de benim kulağıma. Dokunmayacaksın saçıma. Ya yeter artık. Tamam. Yeter artık şuradan ya git. Evet arkadaşlar, şimdi geliyoruz son kışkırtmamıza. Daha doğrusu şakamıza. Hamilelik şakası yapacağım şimdi Taner'e. Bunu o kadar çok yazdınız, o kadar uzun süredir istiyorsunuz ki. Fakat hem Taner'e isteyenler oldu, hem Lina'ya isteyenler oldu. Lina bunu daha kavrayacak yaşta olmadığı için, daha çok küçük. Anlasa bile çocuğun psikolojisiyle oynamak olur diye ben Lina'ya yapma taraftarı olmadım hiçbir zaman en başından beri. O yüzden ben bu şakayı Taner'e yapmaya karar verdim. Taner zaten yorumlar kısmıyla çok fazla vakit bulup da okuyamadığı için Taner'in inanması çok daha kolay olur arkadaşlar. Kolaylıkla inandırabilirim ama bugün defalarca yaptığım kışkırtmanın üstüne umarım inandırabilirim. Biraz ciddi oynamaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. Şimdi ben bugün o görmüş olduğunuz şaka malzemelerini almak için dışarı çıktım. Çıkmışken de eczaneden bir gebelik testi aldım arkadaşlar. Hamilelik testi. Tabii ki gerçek bir test yapmayacağım hamile olmadığım için. Şimdi açalım. Normalde bunun iki çizgi çıkınca kırmızı çizgi iki tane çıktığı zaman hamilesin demek oluyor. Tek çıktığı zaman da hamile değilsin demek oluyor. Ben şimdi bunu ne yapacağım inandırıcı olması için? Buraya
kırmızı kalemle iki tane kırmızı çizgi çizeceğim arkadaşlar. Önce yapalım da belli olsun çünkü üstünün ıslanması gerekiyor. Suyla hemen ıslatacağım. Evet, sizin yanınızda yapayım. Şöyle birkaç damla su koyayım. Evet. Bakın şuradan ıslanmaya başladı. Biraz daha koyalım. Birinci çizginin kendi çıkması lazım. İkinci çizgiyi de artık ben kendim çizeceğim. Umarım inandırabilirim. Çıktı mı? Çıktı galiba. Evet çıktı. Tek çizgimiz çıktı. Şimdi hemen ikincisini çizeyim. Bakayım ne renk. Evet bayağı kırmızı. Şimdi ikinciyi çizelim hemen. Biraz yamuk yumuk oldu ama. Olsun. İkinci çizgiyi zaten ben Lina'dan biliyorum. Böyle yamuk yumuk bir şey çıkıyor. Yamuk yumuk değil de dağınık gibi. Tam böyle net ilk çizgi gibi çıkmıyor. O yüzden kafidir. Oldu oldu. Gayet iyi. Başarılı oldu arkadaşlar. Şimdi gösterelim bakalım. Lina'ya da bu arada yakalandım arkadaşlar. Tam ben videoyu başlattım. Lina geldi. Bu bir şaka anneciğim. Babana şaka biliyorsun değil mi? Biliyorum. Babana kesinlikle söylemiyorsun. Aha. Tamam mı anneciğim? Kardeşin gelecekmiş gibi davranabilirsin. Artık ne hissedersen, olmasını istersen oley diye sevinebilirsin. İstemiyorsan da yalancıktan babanın yanında şakayı devam ettirmek için bir şeyler söyleyebilirsin. Tamam mı? Peki. Baba, ama kesinlikle söylemeyeceksin. Tamam. Bunu çizdiğimi falan asla söylemeyeceksin. Tamam. Hiç haberin yokmuş gibi davranacaksın. Tamam mı? Peki. Hadi geçelim. Kamerayı açtım yine. Yine ne yapacaksın ya? Yetmedi bu kadar ya. Arkadaşlar ben de girdim. Ya yeter yeter kadın ya. Kışkırtma değil bu kez. Gerçekten değil. Ben şimdi arkadaşlarla da paylaşmak istedim bunu. Güzel bir haberim var size. Ne? Yani umarım güzeldir. Bilmiyorum inşallah güzeldir. Neymiş? Ya yine başlama git şuradan ya. Gerçekten bak kışkırtma değil. Evet kamerayı açtım ben de geldim. Bir haber vereceğim diyorum yani ya. Her kamera açılışında başıma bir şey geliyor. Hayır biz o kışkırtma kapanışını yaptık. O bitti. Bu başka bir şey. Kamerayı özellikle açtım ki arkadaşlar size de bu müjdeli haberi vermek için açtım. Müjdeli bir haber. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Çok hazır hissetmiyorum kendimi. Sen de hazır hissetmiyor olabilirsin. Bak benim elimde ne var? Müjdeli haber. Hadi git be yalancı. Ve Lina'ya nasıl söyleyeceğiz bunu şimdi? Gerçek mi diyorsun? Gerçek be görmüyor musun? Çift çizgi. Evet çift çizgi yani ne demek oluyor? Lina'ya nasıl söyleyeceğiz acaba? Güzel bir şey mi kötü bir şey mi anlayamadım ben. Gelmiyorum. Lina. Ne oluyor ya? Gerçek mi diyorsun? Evet görmüyor musun? Bu ne? Anlamadım bu ne? Babacığım gel buraya gel. Kardeş geliyor. Annen hamile. Baba. Çok güzel bir haber kızım. Dur bir kızım. Baba bir dakika. Dur bir ya Lina. Lina lütfen. Çok güzel bir haber kızım. Ya kızım bir saniye. Sevinmelisin. Bir şey Lina. Bir saniye Lina. Ya. Lina bir müsaade et. Bak kamera aç. Arkadaşlara bir şey söylüyorum. Ya tamam. Baba annem yalan söylüyor. O iki çizgi yamuk değil mi birisi? Gerçek mi ya? Yamuk onu kendi çizdi bak. Yuh be. Ne yaptın kızım be? Bunun da mı şakası olurmuş ya? Ne yaptın annem ya? Ben sana demedim mi? Bunun ne olacak? Ne niye olmasın? Sevinmiştik ne güzel. Sonra. Konuyu saptırmayın. Çocuk şaka yapıyor. Bu bir gerçek. Git Allah'ını seviyorsan. Baksana yamuk çizmişsin zaten. Arkadaşlar maalesef Lina bu şakayı bozdu ve çok çabuk bitti. Uzun uzadıya ben bunu uzatmak istiyordum. Ama ne olacak? Var işte benim burada. Bal peteğim var. Bal peteğim var benim. Bir kere ben kardeşten nefret ederim. O da hızımızı dağlayacak. Öyle olur mu kızım? Oyuncaklarımı falan kıracak. Sen de ona bakacaksın. Yok kırmaz. Ablamak yapacaksın kızım. Evet şu videomuzu bir sonlandıralım artık arkadaşlar çünkü epey geç oldu. Vallahi kurtardım bugün yine. Kurtardın. Bitti. İyi hadi eminsin, güzel geç. Bitti. Bunun arkasından bir şey çıkmaz mı? Yok çıkmaz artık çıkmaz. Hadi bakalım kapanışımızı yapalım. Bay bay arkadaşlar. Gerçekten. Ya sondu. Ya, gerçekten. Çıkmaz bu ya. Çıkar. Bir ya, şey olmaz. Gayet. Ben gidiyorum. Bay bay arkadaşlar ya. Yoksa bitmeyecek bu kışkırtma. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Resmimi size göstermek istiyorum. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.
kamerayı.